Adam abi. Bir tane kadın kaldı. Onu şu an... Kolay gelsin arkadaşlar. Geçiyoruz. Hemen şu tarafta kardeşim kalıyordu. Bir de arkadaşlık karşısındaydı. Üzülüm ki personelde. Evet. Efendim siz olayın içerisindeydiniz. Evet. Sen de binada oturuyorsunuz. Binanızda ne oldu? Beşinci katta oturuyordum ben. Beşinci kattaydım. Bir anda bir patlamayla ve alevlerle beraber camlar üzerime yığıldı. Pencere camları. O korku ve panikle ne yapacağımı şaşırdım. Ona bağırışmalar, çağrışmalar, hemen kapıya yöneldim. Şarteli indirdikten sonra aşağıya doğru gelmeye başladım. Geldikten sonra yolda merdivenlerin başında böyle elleri falan patlamış bir arkadaşı gördüm. Onun koltuğunun altına girerek onu aşağı getirdim. Aşağı getirdikten sonra işte şu gördüğünüz 3. kattaki binada gaz patlaması olduğunu fark ettik. Gaz patlamasıyla birlikte kombi patladı ve yan daireye de sıçradı. İtfaiye geldi, söndürdü ama 5. katta hala bir kedimiz var. Onu almayı alınmasını bekliyoruz. 2 yaralı var diye biliyorum. Yani öyle gördüm ben. Halen 48 numarada yaşlı bir teyze var. AFAD onu almaya çalışıyor. Geçmiş olsun. Zaten patlamayla beraber şu karşı taraftaki binanın da camları patladı. Buraya da yangın sıçradı. Şuranın 4. katında da yangın çıktı. Ama itfaiye söndürdü.